Herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videomda yeni nesil reklamcılık üzerine bir değerleme yapmaya çalışacağım. Bunu yapmak için de işin uzmanı Samet Bey ile beraberiz. Şimdi bu alandaki hizmetlerini soracağım. Ama en önemlisi ilk başta şu kutu harfleri, şu tabelalarda kullanılan renkli, canlı, ışıklı şu yeni nesil harfleri özellikle anlatmasını da istiyorum. Bu şekilde merak eden arkadaşlar da olursa gene açıklamalar bölümünde Samet Bey'in hem adresini hem de iletişim bilgilerini de bildireceğim. Şimdi sözü Samet Bey'e bırakıyorum. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ışıklı kutu harf standımızda harflerin tanıtımını yapacağız. Daha önceleri tabelalar daha az görsel efekti olduğu için dikkatimizi pek çekmiyordu. Yani karayolundaki bir tabela gibi ofisler olsun, dükkanlar olsun, esnaflarımızın iş yerlerinde bu tabelalar bizim çok dikkatimizi çekmiyordu. Şimdiki tabelalarda ise müşteriyi artık tabela içeriye çekiyor. Daha çok herkesin tercih ettiği artık kutu harf tabelalar etkili olmaya başladı. Geceleri kutu harf tabelalar ışıklı olduğunda daha okunabilir hale geldi. Burada önemli olan her zaman bu işin işçiliğidir. İçindeki malzemesi, uzun ömürlülüğü, dayanıklılığı, montaj sırasında iyi montaj edilmesi tabelalarımızın daha uzun süre kullanılmasına yardımcı olmaktadır. En başta duran A harfinden başlayalım. İndirekt aydınlatmalı, yani duvara yansıyan krom kutu harf. Akabinde C harfi olarak gördüğünüz altın filili plexi aydınlatmalı ışıklı kutu harfimiz. Yine en direkt uygulamalı dış rengi boyalı krom kutu harfimiz E harfi de farklı bir renk seçeneğiyle arkaya aydınlatma yapılmış. Tabii müşterinin isteğine göre değişebiliyor. G harfine geldiğimizde plexi kutu harfimizdir. Ön malzemesi ve yan malzemesi aynıdır. Her tarafa ışık vermektedir. Işıklar ledler içerisindedir. Bize doğru yansır. J harfimiz alüminyum bant olarak yanlara gelişmiş beyaz plexi üzerine filesiz. File dediğimiz kısımlar etrafındaki çerçeveler oluyor. B harfi yine yukarıda bulunan A harfinin içinin ayıklanmış hali. Ön tarafı aydınlatmalı fileli krom kutu harfimizdir. D harfimiz biraz daha işin geliştirilmiş hali boyutu. Yani sanki altıncılar bunu kullanıyor değil mi? Öyle bir durum tabii var. Tabii kuyumcular daha çok. Bir de tabii ki otellerde daha çok içeride resepsiyon kısımlarında da evet. Güzel etki yaratabiliyor. Bayağı zengin duruyor çünkü. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet, işçiliği de zor. Yani zengin olanlar bunu kullanıyor demek ki. Şimdi her firmanın gücüne göre onu temsil eden bir evet. Malzeme vardır tabii ki. Dekorasyonda da olsun. Tabii. Bu her zaman her konuda geçerlidir. F harfine gelince o da fileli, krom, çeşit istediğiniz gibi malzeme boyanabiliyor. H ile K de yine aynı harften. H'nin yanları krom oluyor. Şu an kameradan pek gözükemeyebilir. J harfi alüminyum dönülür. Krom daha sağlıklı, daha sert, daha kalitelidir. Zonguldak'ta bu hizmeti ne kadardır devam ettiriyorsunuz? Zonguldak'ta uzun yıllardır bu hizmeti müşterimize sunmaktayız. Mesela ben bu harfler arasında en çok hoşuma giden E harfinin o arka tarafına doğru hani duvara doğru otantik bir hava veriyor. O çok hoşuma gitti. Mesela sizin en çok hoşunuza giden ve en çok talep edilen hangisi? Onu da alabilir miyiz? Benim en çok hoşuma gidene sorarsanız ben beyaz renkten tercih ederim. Evet. Daha bir dikkat çekici, okunaklı oluyor. Tabii düz karakterli daha bir kurumsal hava yaratabiliyor. Peki şunu yapabiliyoruz değil mi? Mesela arka fonu değiştiriyorsun. Mesela istediğiniz renk oluyor. Tabii üstünü. Tabii ki. Alüminyum veya krom boyanabildiği için. Evet. İstediğiniz renklerde olabiliyor çerçeveler. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgilendirici oldu. Bu renkler, bu cümbüş demek ki artık reklam sektöründe de yeni nesil olarak karşımıza çıkıyor. Müşteri bize bırakırsa işi, mesela yani çağrışım yapabilir size de daha önceden görmüşsünüz. Evet. Mesela kırmızı yiyecek, fast food tarzı ürünlerin evet. tabelalarında daha çok görmüşsünüzdür. Evet. Hastanelerin giriş, acil servis yazılarında da görmüşsünüzdür. Evet değil mi? Acil girişleri tabii vesaire. Bunlar standarttır. Her zaman orada o yapılır mesela. Daha çok mor rengindekiler, butikler kullanabilir. Ama isteğe bağlıdır, değişebilir. Ama bir galeride kolay kolay mor göremezsiniz. Değil mi? Evet. Tabii ki. Siyah zemin üzerinde sarı, turuncu veya beyaz galerilerde özellikle kullanılmakta. Kuyumcular tabii buradaki C harfi, D harfinde gördüğünüz gibi altın rengi kuyumcuları çağrıştırdığından daha çok tercih ettikleri oluyor. Diğer reklam ajansı faaliyetlerimiz arasında tabii grafik tasarım, matbaa hizmetleri, web tasarım ve video reklamları hizmeti sunmaktayız. Evet, Samet Bey'e bilgilendirmeleri için videoya katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Diğer hizmetleriniz için de sizden tekrar video talebinde bulunacağım. Tabii ki diğer reklam ajansı faaliyetlerimiz için de sizlere kısa da olsa bir bilgi aktarım için video hazırlamak isteriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.